Futbol Haftadan hepinize hayırlı akşamlar efendim. Tekrar bir hafta aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Çorum Belediyespor'un galibiyet hasreti maalesef 11 maça çıktı. Ancak yine de Osmaniyespor deplasmanında mağlup durumdayken uzatma dakikalarında bulduğumuz penaltı golüyle, 90. dakikada bulduğumuz penaltı golüyle bir beraberlikle döndük. Bir de buna ilave olarak rakiplerimiz, yani playoff yolundaki iki rakibimiz Karacabey'in ve Elaziz Belediyespor'un mağlup olmalarıyla en azından teselli bulduk diyelim. Yani umudumuzu devam ettirdik, playoff umudumuzu. Evet hocam, hoş geldin, hayırlı akşamlar size de. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Siz ne dersiniz hocam? Geçen hafta 3-2 maç 4 puan mutlak demiştiniz. Evet. 1 puanı bu maçta aldık. Ama biz tam tersini düşünüyorduk. Osmaniye 3, Elaziz 1 diye düşünüyorduk. Ama rakiplerin kaybetmesinden dolayı biraz avantaj yakalar gibi olduk diyorum ama sizin düşünceleriniz hocam maçla ilgili. Tabii biz bu maç gerçekten konum olarak, durum olarak ve bu haftadan sonraki olduğun yerde kalabilme adına ve rakiplerin arasının açılmaması adına bu iki maç, tek maç olarak düşünmedik. İki maç olarak düşündük. Evet, iki maçta paket olarak düşündüğümüz için de dedi ki bu maçtan en kötü aradaki farkı koruyarak rakibin puan kaybetmesini veya birebir final maçına çıkacağın için ikinci bir maça özellikle bu haftaki Elaziz maçı ayrı bir önemi kazanmış oldu. Ya ligde varım ya da yokum. Tamam ya da devam maç hocam. Gibi bir maç Görüntü. Olacak. Biz o şekilde düşünmüştük. 3-1 veya 1-3 olarak düşündüğümüz için 4 puan gerçekten üst üste çünkü bizim için zor bir pozisyondan biraz daha rakiplere yaklaşabilme adına zor maçlar olacaktı. Bu zor maçlarda nedir? Bazen finale şu andaki Osmaniye maçın 1 puanla istediğin 1 puanla geçtin. Son dakikada olsa demek ki bu yolda devam edecek gibi görüyorum ben. Mağlup olsaydı daha farklı olurdu. Kesinlikle. Rakip Elaziz avantaj sağlayacaktı. Ama onların mağlup olması bizim artı 90'larda bir gol atıp bir puanı paylaşmamız bize artı bir avantaj getirmiş oldu. Demek ki ben bunu biraz şansımızın yüksek olduğunu görüyorum playoff'a kalma adına. Bu haftaki maç ayrı bir önemi var. Final maçın, var olma maçın, gerçekten Osmaniye maçının bir puanının önemi bu maçta çıkacak. Bu maçta daha iyi anlayacağız. Bu maçta daha iyi anlayacağız çünkü. Hocam şans dediniz, evet. Son dakika dediniz. İlk yarıda gerçekten son dakika golleriyle çok büyük yaralar almıştık. Çok büyük yaralar. Yani şöyle hatırlıyorum yaklaşık 3 maçta herhalde. Adliye maçı, Kızılca Bölük maçı. Tarsus maçı, aynen. Bakın bir de rakiplerimiz 6 puan diyorum. Yani diğer kaçanlar puanını saymıyorum. Gerçekten çok acılar tabii. Yaşamıştık. Ama bu hafta şans bizden yana güldü. Aynen. Son dakikada penaltı golüyle de olsa 1 puan. Gerçekten bir de dediğim gibi Elaziz ve Karacabey'in kaybettiği haftada alınan 1 puan daha da anlamlı çünkü oldu. Çünkü şey yüksekti. Stres bakımından futbolcuların ve takımın psikoloji anlamında dezavantajlı olduğu yerde avantaja çevirdik. Çünkü evet. Osmaniye'nin bakış açısı, bizim durumumuz, Osmaniye'nin bizden beklentileri, kendilerinden beklentileri sosyal medyalarda da bu biliyorsun yansıdı. Çok farklıydı. O konuyu ikinci bölmüş olacağım. Korumalarla falan evet. Gittiğim maçta futbolcu psikolojisini bazen düşünüyorsun. Hakikaten kötü. Biz de çünkü futbol oynadığımız dönemlerde Diyarbakır'a falan gittiğimizde biz de böyle bir zırhlı araçlarla stada giderdik ve zor olurdu gerçekten. Önce psikolojik adına kolaydı. Çok ağırdı. Bu açıdan da bir puan, hakikaten ben 3 puan gibi görüyorum. Evet. Şimdi hocam ilk yarıda burada oynadığımız maçta yaşanılanlar. Tabii. Artı. Ama bana göre esas bu maçı gergin hale getiren maçtan sonra ve bu hafta boyunca sosyal medya üzerinden gerek Çorum'dan, ayrım yapmıyorum buna yani kesinlikle, gerek Osmaniye'den ki bugün dikkatimi çekti yani bir Osmaniye Spor Kulübü'nün kulüp sitesi değil de bir taraftar grubunun şeyindeki maçın skorunu okuduğum zaman gerçekten şok oldum. Yani bir spor anlamında, sportif alanda, yani diğer alanları geçtim sosyal medyada, bir spor taraftar grubunun olduğu bir şeyde birinde takımın ismini yazarken diğerinde o.ç yazan bir
ibareyi çok, görünce. Çok çirkin bir... Yani kabul etmek zor ya. Yani gerçekten bu tip şeyleri anlamda. Artık yani sosyal medyanın da bir yasaklama getirmesi gerekiyor. Kesinlikle bir yani, düzeltme şart. Tabii orada bir düzeltme kesinlikle şart. Bir ceza işleminin uygulanması şart. Tespit edilmesi şart. Gerçekten diyorum ben kaos ortamından oynanan bir maçın maçtan sonra emniyet güçlerimizin aldığı tedbirler ki çok iyi tedbirler alındığı görünüyor. Kesinlikle. Tabii biz gitmediğimizi, seyretmediğimizi bilmiyoruz ama takip ettiğimiz kadarıyla, Gerçekten alınan tedbirlerin çok yeterli ve zamanında öngörülerek alındığını görüyoruz ki hiçbir maçtan sonra olay, herhangi bir taşkınlık, herhangi bir küçük dost itişme kalkışma olmadığını görerek bu emniyet mensuplarına da Osmaniye Emniyet İl Müdürlüğü'ne işte Gençlik Spor Müdürlüğü'ne falan da teşekkür etmek gerektiğini düşünüyorum. Hocam kesinlikle teşekkür noktasında bugün ya, zaten emniyete teşekkür yapıldı. Bana göre bir teşekkür de Osmaniye Sporlu futbolculara yapmak lazım. Yani gerçekten ligdeki konum itibariyle düşme hattındalar. Son dakika, şu anda kesinlikle öyleler zaten. Yani düşme son dakikada penaltı golüyle bir de hafta boyunca gerilen bir maçta taraftarın devamını ittiği bir maçta ona rağmen maç sonunda ki bu tür olaylar maçlarda bilirsiniz ufak bir kıvırcığa bakar. Ona bakar zaten. Yani şimdi futbolcu da pisleşir. Sağ içinde nasıl burada bir futbolcunun evet. şeyine gelmiştik, oyuna gazına. Gelmiştik, gazına gelmiştik. Orada da bir futbolcu değil, birkaç futbolcu bunu uygulayabilirdi. Yapabilirdi. Yani yapabilirdi tabii. Yani ve o kıvırcım çok farklı yerlere götürebilirdi. Onlar da sağduyulu gerçekten davrandıklarından dolayı birçok olayın önüne geçilmiş oldu. Onlar da gerçekten tebrik ediyorum. Osmaniyespor futbolcuları teknik heyeti. Ben demin dikkat ederseniz özellikle söyledim. Kulübü katmadım çünkü kulübün değildi o site. Bir taraftar grubunun sitesiydi. Ama Osmaniyespor maçtan sonra ben özet görüntülere baktığımızda, gerçi bu özetler de yok ama maç biter etmez futbolcular sarmış birbirlerini tebrik ederek çok centilmence, gerçekten mükemmel bir şekilde ayrılırlar. Ama dediğiniz gibi emniyetin aldığı o tedbirlerde bu kıvılcımın patlamamasında, kıvılcımın yaşamamasında önemli tabii ki. Sonuçta futbol oynuyoruz. Yani futbol sahada oynanıyor, sahada bitmesi lazım. Bunun saha dışında taşması, buradaki oralarda biz buradaki şeylerde de söylemiştik yani tasvip edilecek tarafı yok kesinlikle. Çünkü maç oynandı, bitti. Sonuçta aynı şekilde bakın ne oldu? Bir hafta ikinci yarı sen oraya gittin. Bu sefer sosyal medya üzerinden karşılıklı yazışmalar ve belki de inanın o yazılar yazanların, o hakaretleri yapanların, küfürleri yapanların hiçbir çoğusu stada gelmiyor. Ama orada egosunu tatmin ediyor. İki kulübü birbirine düşürüyor. İki şehir birbirine düşürüyor. Kesinlikle. Bunlar çok çirkin şeyler. Spor alanında gerçekten yaşanmamasını diliyoruz. Osmaniye Spor'un gerçekten tekrar ediyorum futbolcusunu, şeyini, yönetimini, teknik heyetini bu sağduyulu davranmalarına doğru. Çünkü niye? Bana göre doğru olan da bu. Yapacağı en boğaz bir harekette sahası kapanacak, seyircisiz oynayacak. Ligdeki konumu belli. Abi bunlar kulübe zarardan başka bir şey değil. Gelecek adına zarar olacaklardı. O yüzden tekrar ediyorum. Osmaniye Spor futbolcularını da teknik heyetini de kutluyorum. Bu arada Elvan Hocam şey unuttuk. WhatsApp hattımızı 552-417-18-19 sorularınızı, yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Katılmak isterseniz buyurun. Hocam maçı izlemediğimiz için istersen pozisyonlara evet, geçelim. Evet bence de pozisyonlara geçelim. Çünkü maçı seyretme şeyimiz fazla yorum yapmayacağız. Evet, pozisyonlar üzerine gittiğimiz daha sağlıklı olacak. Evet sevgili yönetmenim pozisyonlar hazırsa evet hocam. Maçın ilk dakikaları korner atışı. Evet hocam. Bu bizim geliştirdiğimiz evet, bir atak. Evet hocam ama bomboş ya. İyi bir kafa bursa. Yani mesafe de uzak. Tamam iyi bir kafa ve yüksekten gelen top. Yani direkt sert bir orta olmadığı için bu topa ancak bu şekilde vurulur. Belki de daha yumuşak kaleciye gidebilirdi. Yüksekten abi de gitmiş. Fazla bir şey yapın. Direkt geçelim öğretmen arkadaşım. Yalnız ortayı ben bu şu ortalara çok uzayım hocam. Sert orta. Evet. Hocam pozisyon. Ayağında bu kadar top tutarsan ilk hamleyi düşün. Daha önceden kendini hazırlamış. Şurada çıkarttığı anda vurabilir hocam. Şurada. Tabii kendini hazırlamamış çünkü pozisyona. Evet. Yani oradan belki de arkadaşın o topu çıkartacağını tahmin etmediğinden dolayı hazırlamadığı için çok geç kalmış. Ama çok net bir gol pozisyonu ki maçın kaçıncı dakikası bilmiyorum. İlk dakikalar hocam. İlk dakikalarsa zor geçebilirdi bizim için. Yalnız hocam yani şimdi şuradan şu adamın böyle elini kolunu salıyor. Şimdi ceza sahasında futbolcuya dokunamıyorsun. En büyük sıkıntı o. Şimdi ceza topla beraber. Topa da o kadar yakın sürüyor ki. En dokunacağın en ufak bir şey. Pozisyonda
Bakın en ufak bir harekette penaltı verebilir hakem. O sorumluluğu da hiçbir futbolcu alacak pozisyonda değil şu anda. Ben de diyorum ilk girmeden şurada hocam ya şurada müdahale. Orada müdahale edip faul yapılabilirdi ayrı mesele. Bak şuna bak gerçekten net pozisyon. Tabii, tek top ya tek top sol ayağın içine bırakacaktı köşeye. Ama bu şekilde davrandığı için de bize yaramış. Akın'ın kayması hocam bana göre herhalde vuracakmış. Akın kayınca mı vazgeçiyor? Ben öyle algıladım hocam. Şurada bak Akın kayınca. Evet. Kapatmış Akın önünü. Kapatınca o tekrar hamle yapmaya çalışıyor. Kurtarayım derken de bu sefer pozisyonu kaybediyor. Bir de vuran arkadaş solakmış bakın. Evet. Gelişin abi sol ayağı şeyle kapatsa. Sol ayaktan ziyade sağ ayakta biri bunu tek hamlede gol yapardı. Sol bir hocam gelişini şöyle sol ayak içiyle vurabilirdi yani. İşte ama dediğiniz gibi beklememiş. Beklememiş. Evet. Diğer pozisyona geçelim. Hocam dediğim pozisyon bu. Şimdi vallahi şimdi ben bugün tabii ki hocanın da demecini okudum. Pozisyon vermedik diyor ama şu anda ben iki tane net gol pozisyonu var. Yani sonuçta rakibimiz de gol pozisyonuna girmiş. Evet. Yani pozisyon vermişiz. Son deplasmanda oynuyorsun. Vermeme gibi şansı yok belki. Yok. Ama şimdi demeçlerle seyrettiğin zaman görüntü farklı oluyor. Ben önce bu pozisyonun offside gibi baktım. Sonradan ters taraftaki sağ bekimiz. Evet sağ bek olmuş pozisyon offside'i. Ve yani çok basit hocam şimdi bak. Ya diyorum ki köşeye vurursun, sağa sola vurursun, kaleci kurtarır da. Yani geri pas yapar gibi ne kadar kötü vurmuş hocam ya. Diyorum ya. Bunlar bir şans olabilir Çorum Belediyespor için. Evet. Playoff yolunda. Belki bizim pozisyona girmeden şu anda 2-0'dı maç. Eğer iki pozisyonu da değerlendirecek olursak. Evet. Deminkiyle bu mutlak hocam dedi. Tabii bundan önceki pozisyon bize gelen görüntülerin dışında görüntüler var. Onu bilemiyoruz. Biz bilemiyoruz. Evet pozisyon üzerinden konuşuyoruz sadece. İzlediğimiz pozisyon üzerinden değerlendiriyoruz. Diğer pozisyona geçelim kardeşim. Burada kaleci Ramazan'ın boşa çıkış hocam. Bazen böyle standart şeyler biliyorsunuz yapıyor. Bu haftalarda top birden kesildi çünkü. Tam Ramazan yükselirken top inişe başladı. Hocam, zamanlama hatası da yaptı. Çıkmıyor derken bu sefer de nereye çıktı hocam? Evet. Ve top falsolu geliyor. Kaleden uzaklaşarak geliyor çünkü. Bak. Onu hesaplamadı hocam. Ve birden düştü top. Evet. Ama yine de pozisyon vermedi. İkinci hamleyi yani. Yapıp aldı. Yaptı, evet. Tabii burada her zaman kaleciler avantajlıdır. Çünkü futbolcu sadece arayıp ve ayaklarıyla hamle yapabildiği için kaleci hem ayak hem el bir tüm vücudunu kullandığı için topa hakimiyeti sağlıyor. Evet diğer pozisyona geçelim. Oradan yediğimiz gol. Şimdi bak öyle ayak dışından denk geliyor ki topun gidişi çok farklı. Top o şekilde bir yön değiştiriyor ki kaleci hiç farkında değil. O vuruşun, normal topun vuruşu, vuruş hamle yapışı kaleciye göre kendi solununa gelmesi lazım. Ama o top ayak dışına denk geldiği için vuruş şekli sola doğru ama topun gidiş şekli kalecinin sağına. Sol dış vuruyor hocam ya. Şimdi, yani o öylece salladı. Yani öyle kas şeyler olarak şeye vurmadı. Yani sol dış vurmadı. O top hareket halindeyken, sıçrarken yüksekte vurduğu için bakın tam ayak dışı geldi. Top önce böyle gösterdi. Tekrar dışarı döndü. Buna kalecinin yapacağı hiçbir şey yok. Uzaklaşarak gidiyor. Tabii uzaklaşarak gidiyor. Nasıl kornerde biraz önce faul atışında top kavisli olarak düştüyse bunda da tam tersi dışa doğru yönlendirir. Yani kaleciyi yanılttı. Ben ilk izlediğimde Ramazan nasıl seyretmiş diye eleştirdim kendimi. Çünkü bak ayak vuruş şekli kalecinin soluna doğru. Ama vurduktan sonra topun gidiş şekli ayak bu sola gidiyor top sağa doğru hamle Ramazan yapıyor. Ramazan da bana göre biraz sola yakın. Şimdi bakın işte vuruş şeklini kalecinin futbolcunun vuruş şekline bakıyor. Ona göre pozisyon alıyor. Tam pozisyon alacakken top ters tarafa geldiği zaman hamle yapma şansın kalmıyor. Ve uzaklaşarak gidiyor. Yani o hamle yapıp uçmaya kalksa dahi o yetişemez o futbola. Çünkü çok uzak köşeye gitti. Yalnız
Hakime de maşallah diyeyim hocam ya. Evet. Nasıl geliyor ya, koşuyor, helal olsun. Ya penaltı pozisyonu... Kaç haftadır hakemlerden bir sıkıntı yok zaten. Evet. Özellikle hakemlerden hiçbir konuda bahsetmiyoruz. Bayağı sıkıntı yaşadık ama ikinci hakem, yerde... Hakemin şu sprintine bakarsan, gerçekten hakemin bu işe önem verdiğini görürsün. Hatta ben dedim ki, hocam işin garip tarafı hakem içinde yani üçüncülükte fazla görev yapmamış. Daha bu sene baldan çıkmış. 3-4 maç üçüncülükte attım ki böyle bir kritik maçı Allah Allah dedim. Böyle bir de genç arkadaş. Şimdi bakın, mesleğine saygı duyan bir hakem ve ilerlemek isteyen bir hakem. Yaşını bilmiyorum ama şu attığı 10-15 metrelik sprint önemli bir sprint. Olduğu yerde de durabilir. Pozisyonun içinde. Pozisyonun içinde ya. Hocam nasıl gelişen bak, nasıl geliyor bak. Şuna bak, şuna. Maşallah. Allah razı olsun. Tebrik ediyoruz kendisini. Evet, şu pozisyon için gerçekten. Evet. Yani olayın içinde olması. Evet, diğer pozisyona geçelim. Ve bu üçüncü pozisyon. Evet. Üç pozisyonda bir gol oldu. Mert'in burada geri pas diyeyim hocam burada. Doğancan. İlk pozisyon Ünal abisi aslında daha net pozisyon hocam ya. Doğancan yani şurada bak, şurada. Şurada çok diyorum bak. Rakip bak. Rakip yanılttı. Hayır. Orada vurma şansı yok çünkü rakip çok yakın temas yaptı. He. Rakipten kurtulmak adına hamle yapınca tabii rakip bak topu rakip uzaklaştırdı. Yok, ben o teklikten sonraki bölümü diyorum hocam. Ona yetişme şansı yok öyle. Yok. Bak şimdi rakip vurdu. Bak şu anda rakip vurdu. Bozdu. Burada ikincide zaten topu hakimiyet. Bastı. Bir de rakip bastı zaten. Yani burada Mert'in vuruşu çok. Ha, Mert daha çok iyi. Geri pası gibi olmuş. Ayaküstü vurdu. Ayaküstü yerine ayak içi. Adam plase, vuruş nereye gitti? Evet. Plase bıraksaydı ama pozisyona girmişiz yine de. Güzel bir pozisyondu. Gol olma şansı yüksekti. Yani %50-%50 bir vuruş. Sadece bir vuruş hatası İyi var. İyi bir vuruş. Evet. Gol getirilmiş burada. Evet. Ama burada ama yapacağı da başka bir şey yok. Ayak üstü vuracağını tahmin ayak içi bıraksaymış. Evet. Topa daha iyi hakim olabilirmiş. Çünkü Doğancan'ın yapacağı en son hareket buydu. Yani bundan iyi bir pozisyon verilmezdi. Arkadaşın hazırlanmazdı. Arkası kapatmış çünkü. İki kesinlikle. Kapatmış. Tabii. Ben onu diyecektim. Yani Doğancan iyi dönüp vurmaya tercih etmemiş ama yok, dönme şansı yok. İki kişi basmış. Birinden kurtuluyor, diğerinden evet. Baskı yapıyor. Diğer pozisyona geçelim. Evet. Aslında penaltı bekliyorlar, hiç alakası yok. Çünkü direkt karnından geliyor. Bir defa kolda bitişik bak. Evet. Kolda bitişik ve karnına geliyor sol bölgesine. Evet. Yani kola yakın yerden geliyor. Hakem ve pozisyona yine yakın. Dikkat edersen. O kadar iyi. Dikkatli bakıyor ki pozisyon hakim. Yeri iyi. Devam. Müthiş kararlar vermiş. Ama burada şu Emre Okulu'nun hocam yani o özelliğini çek bak. İlk pozisyonda çekip vurdu hocam. Evet. Ben gerçekten orada dar alanda. Ya şimdi var tabii Emre'nin Türkiye'liklerinde boşa isim yapmış bir futbolcu değil. Yani şimdi iyi kötü ikinciliklerde isim yapmış bir golcüydü ama tabii her sene her zaman bir formda olmuyor bir golcü. Aynı performans. Dönemsel sıkıntılar çekiyor. O da öyle sıkıntılı bir dönem. Evet. Devam edelim. Diğer pozisyona geçelim. Bu da hocam onların penaltı beklediği bir pozisyon. Ben ama maçta şeyde seçemedim hocam montajda. Biraz uzak çekim olduğu için göremiyorum hocam. Bir daha görürsem ben yakından. Evet. Kol da açık. Bak kontrol. Kol geliyor mu hocam? Göğüste mi geliyor? Kol gibi geldi bana. Hocam oraya uzak mesafe kaldı. Döneyim şuradan bakayım hocam bir. Evet iyi bak. Şimdi göğüs değil kol. Ama hocam çok ama bak şey bak. Hakem olaya evet, vakıf. Evet hocam. Şimdi bak ben diyorum ki. En azından kasıt olmadığını. Bir tane itiraz edelim bak hocam bak. Hakemin arkasındaki falan çok net görüyor. Bak hiç itiraz yok. Ben o yüzden biraz şeyim. Evet. Hakem de olayı yani çok net önünde kimse yok. Şimdi, çok rahat görüyor. Kasıt aranmıyor.
kontrol amaçlı çarptıysa ve kol da o kadar fazla açık değildi, hafif böyleydi. Tam açmak üzereyken çarptı. Hakem o yüzden vermemiş olabilir. Ama ha belki de göğüs için net konuşmuyoruz bunu şimdi. Uzak olduğu için çok uzak ya, evet ve burada göğüs gibi şu anda şey karlı gösteriyor. Evet. Net bir de değil. Zoom yapmamış kamera. Pozisyon net değil. Ne kadar tekrarını izlersek burada normalde ele değiyor gibi. Hocam şöyle diyeyim. Ele değse bak top öne doğru gidiyor. Ele değse ben olduğu yere ölür. Olmaz. Ama top öne doğru gidiyor bak. Şimdi böyle olduğu için şimdi top çarptığı için bu tarafa düşüyor zaten. Bak ters tarafa düşüyor. Önüne düşüyor zaten. Önüne düşüyor hocam. İyi, ama ele çarpsa olduğu yere düşer. Olmaz hocam. Hayır canım. Olur mu ele çarpsa olduğu yere düşer olur mu? Hayır. Senle ben hala yok. Ya ben bunu %100 eldir kesinlikle demiyorum. Çünkü top ters tarafa giderken ele çarptığı için öne düşüyor zaten. Anlatabildim mi? Ayağından topu kaybediyor. Ele çarptığı için öne düşüyor zaten. Başka yere düşme şansı yok topun. Bak dikkat et. Şimdi rakipten geliyor. Bak tekrar önüne düşüyor. Göğüste falan değil. Göğüste çarptı nereye düşüyor hocam? Göğüste çarptı nereye? Bu kadar dengeli düşmez top. Bakın top dengeli düşmez bu kadar. Yani şimdi kalkıp şey gibi Erman Toru gibi falan. Yok o kadar da gerekiyor. Şimdi tarif etmek gerekiyor ama. Anladım. Şimdi seni yanıma almam gerekiyor. Yani topu getirmem yok, lazım. Yok. Hocam hakem olaya vakıf hakem yani beş, çok yakın. 5 metre. O kadar yakın. Bak hemen hemen maçın ilk yarısından yani birinci dakikasından beri konuşmuş tek bir şey var. Hakemin o kadar doğru yerlerde, çok o kadar yerlerde. Düz şeylerde pozisyonlara yakın ve hakimiyeti var ki olaya tabii ki o karar onun kararıdır. Evet. Diğer pozisyona geçelim. Burada Ervan hocam da biraz farklı düşünüyor ama ben esas şey pozisyonu hocam. Evet. Penaltı pozisyonu hocam. Şimdi yerdeyken mi bu? Yok hocam ben yerde bir şey yok. Havadayken geliyor hakem dikkat et. Havada o hava topuna çıktı hocam şu anda. Bak şu var ya. Ha, şu elde değdi evet. Sol elinde. Sol el. Şeyin kimle bilmiyor. Yere düşenin bak o 20, 23 numaranın havada eli. Evet. O eline değiyor demek ki orada. Bak şu anda 23 numaranın eli. Evet. Çünkü hakem oradan direkt geliyor. O ilk pozisyona veriyor penaltıyı. Düşen topu elle karşıladı. Buradan görünen şekil o. Şimdi tabii ki hakemlik müessesi de ciddi ve cesaret isteyen bir ortama yapılan meslek ama bu şimdi Cizde şey gibi bir yerde maçın atmosferinden dolayı bu dakikada yani kolay kolay her hakem vermez. Ben hakikaten hakemin aldığı puanı çok merak ediyorum. Net penaltı. Hakemin aldığı puanı çok merak ediyorum. Eğer 8.5-9'dan aşağı puan almaması gerektiğini düşünüyorum. Hocam onu şimdi bu hafta eğer öyle bir puan aldıysa ve bu haftaki hakem dağılımında tekrar görev verilirse demek ki iyi puan aldı. Çünkü aldığı nota çünkü göre... Çünkü şu anda benim bize gelen görüntülerdeki hakemin duruşu, olaya vakıflığı, hamleleri... Pozisyonlara yakın olmalı. Pozisyon olmadığı. Bilgileri hakikaten çok üst seviyede. Evet. Yani kısacası kendini bu işe adamış gibi görünüyor. Evet. İnşallah bu tip hakemlerimiz bu meslekte çoğalır ve birçok sorunu o televizyon kenardaki televizyon şeylerini seyretmekten daha sağlıklı, daha etkili bir hale geliriz. Ya hocam bir de şunu diyorum yani şimdi hani biz tam Osmaniyespor'u futbolcuların da olayı yani onlar da anlıyorlar aslında. Yani bakın şimdi şöyle düşünecek olursak ne kadar anlıyor. Onlar için de bu maç çok önemli. Yani bunlar için alacağı Osmaniyespor'un alacağı her bir puanlar dakika 90 hocam tabii ya, yani çaresizlik ne yapabilir şimdi hakem düdüğü çaldıktan sonra değiştirme hocam, şansları var mı? Yok. Burada öyle bir şey, yani tamam da yani düdük çaldıktan sonra neler yapamıyorlar hakemler? Ama işte yarın düşünüyorlar ya. Yani o yönleri bence o şekilde çıkmışlar. Yani hazırlanarak çıkmışlar maça ki kesinlikle bir kayıp vermeyelim. Önümüzdeki bu maç olmasa bile önümüzdeki maçlar tabii var ki diyerek bu mantalite, bu mantıkla çıktıkları için hamlelerini de ona göre yapmışlar. Ve doğru karar almışlar gerçekten futbolcular da. Çünkü puan kaybının telafisi olmayan maçlar. Dönüşümü yok. Belki ilk yarıda ikinci yarı var dersin, artı puanlara evet geçebiliriz dersin ama şu anki oynanan maçların hiç
dönüşü ve telafisi olmayan maçlar puan açısından. Ya hocam şimdi hala pozisyona bakıyorum da. Bak sol eliyle. Tamam da gerçekten o karambolu da görmek yani o penaltıyı süzmek gerçekten. Diyorum ya hakem hakikaten pozisyonları. Ama hocam ha, kim vermese kim ne der şimdi? O arada yalnız Emre'yi de götürüyor hocam. Götürmüş de tamam yani. Dirsek de geçirmiş. Emre'yi götürmüş. El dalmış zaten ama vermese de hiç kimse bir şey. Hocam ne diyebilirsin hakem çabalık? Diyemezsiniz. Biz pozisyonu evet. Burada farklı olarak tartışırdık. O kadar bitti. Başka bir şey. Ve bu kadar da konuşmazdık. Ama şu anda ben pozisyonundan çok, hakem verdiği penaltıdan çok, verdiği kararları, doğru kararları. Evet. Ben bu hakemi takip edeceğim. Evet edelim hocam. Alparslan Şen de yanlış hatırlamıyorsam. Trabzon bölgesi hakemi. Evet. Alparslan Şen. Tebrikler Alparslan hocam. Yolun açık olsun inşallah. Aynen öyle. Evet kardeşim. Bir de penaltı atışını izleyelim. Penaltı vuruşunu. Temiz vuruş. Abuzer'den. Sorumluluğu almış Abuzer. Evet. Arsenal maçında ayağım iyi değil, yorgunum diye. Ben hak veriyorum. Futbolcu kendini hazır görmediği zaman ne yapsın? Her şey yapabilir. Ya tabii ki takımın bir penaltıcısı vardır. Evet. Genelde bunda gole yakın ayaklar penaltıları kullanır. Ama yeri gelir hastalık olur, yeri gelir sakatlık olur, kullanmak istemeyebilir. Kendini iyi hissetmeyebilir o anda. Psikolojik olarak tabii olacak etki. Olabilir. Hazır olmayan zaten futbolcu penaltı atamaz. Bir de bu dakikalarda daha tercih da olarak arkadaşını kullanmış olabilir. O arkadaş da o maçta penaltı hakkını beraberdik işte Arsenal'de evet. Biz seyretmiştim o maçı. 3 puan orada gitmişti son dakika penaltısıyla. Ama mühim olan tabii bu şu anda gole çevirmesi. Bu maç önemliydi. Kesinlikle. Geçmiş geçmişte kalıyor. Aynen öyle. Önümüze geleceğe bakmak gerekiyor. Evet hocam. Cüneyt Hoca'nın teknik şey olarak 11'lerle ilgili sen gerçi fazla yorum yapmıyorsun. O hocanın şeyidir. Ya şimdi tamam arkadaşlar. Ki... şeyler alabiliriz görüntüleri. Şimdi teknik açıdan... Bir değişiklik şöyle yaptı hocam. Onu belirtelim izleyicilerimiz için. Doğukan'ın yerine sol tarafa Yakup Kayış aldı. Evet. Hücumda da Emre Okur'un yerine Salim'le, Yasin'le başladı. Evet. Şey maçından farklı olarak, Payas maçından önde. Şimdi taşlar yerinde. Şimdi bir Emre Okur kenar oyuncusu değil. Emre Okur santrforda göbekli, merkezde evet. Oynayan bir oyuncu. Yasin kenar oyuncusu, Salim kenar oyuncusu, Taner kenar oyuncusu. Şimdi herkes kendi yerinde oynarsa takıma katkısı, kendi açısından başarısı takıma vereceği daha farklı oluyor. Ama yerinde oynamadığın zaman sıkıntılar doğuyor. İşte başarısız oluyorsun. O zaman da seyirci ve arkadaşların açısından sağlıklı olmuyor. Takıma da faydası olmuyor. Ama oynamış oluyor ayrı bir mesele. Yani oynamak için de burada kimse oynatılmaz. Şeyinde Emre Okur'un da görevi santrforsa hoca doğru bir tercih yapmış diye düşünüyorum. Ha, burada bir Oğuzhan 46. dakikada girmiş. Topa basan bir futbolcumuz. Yani yine Salim'in yerine acaba sakatlık mı var diye düşünüyorum. Performans diye düşünüyorum. Çünkü sakatlık olmuş olsa pazartesi antrenman vardı. Pazar maç oynadı. Pazartesi antrenmanda Salim takımla birlikte çalıştı. Ya, maç içinde de olabilir. Yani ben o açıdan ağrı sakat. Tabii olabilir. Yani maç içinde de olabilir. Oyunda seyretmediğimiz için bir yorum yapma hakkımı sahip değil. Çünkü şimdi ben teknik adamların bu tür kadrolarda tercihlerine her zaman saygı duyarım. Çünkü ben beklentilerim farklı. Şimdi seyircinin, hocanın beklentisi farklıdır. Seyircinin, yöneticinin beklentisi farklıdır. Hocanın analiz yapan, bir hafta beraber çalıştığı oyuncudan beklentisi çok farklıdır. Verdiği yani, görev farklıdır. Görev farklı maçın şeyler düşünür beyninde. Şöyle makineye sarar, ileri sarar, geri sarar. Maçı bir hafta boyunca yaşar. Kendi oynar. Şimdi tabii yani biz belki pazar günü futbolcular burada oynuyor ama hocalar bir hafta boyunca çarşambadan sonra rakip takımla devamlı maç oynamaya başlar. Ona göre kendini hazırlığını yapar. Bu hoca da böyle bir karar vermiş. Bu hoca için demiyorum. Her hoca için aynı şeyi söylüyorum. Ha, tercihler doğru yanlış olabilir. Maça kimisi etki edebilir, kimisi etki etmeyebilir. Bu da tamamen hoca tercihi diye düşünüyorum. Yani onun için ben o konularda fazla girip de işte Salim'i niye oynattın, öbürünü niye oynatmadın
diyemeyecek gibi bir lüksümüz yok. Sadece tabii performans üzerinde biz sahada seyrettiğimiz oyuncular hakkında yorum yapabiliyoruz. Ama bir haftalık önceki pozisyonda nasıl yaşantıdı, nasıl beraber oldu, nasıl antrenmanı hazırladı veya futbolcu hakkında neler düşünüyordu, onu tamamen kendisiyle alakalı bir şey. Ona da saygı duymak gerekiyor. Çünkü biz o tip şeyleri, fikirleri fazla tribünlere geçirirsek sakıncalı olur. Kesinlikle. Tribün kültürüyle, tribün şeyiyle saha konuştuğumuz zaman... Saha kültürüyle, tribün kültürü çok farklı. Çok farklı. Şimdi hocam, Salim çıkıyor, Oğuzhan giriyor. Evet. Ve bana göre oyun dizilişi de değişiyor otomatikman. Bence işte Doğancan kenara çekilmiş olur. Evet. Doğancan'ın yerinde forvet arkası gibi Oğuzhan oynamış olabilir. Evet. Ondan sonra da zaten 64'te Yasin de çıkıyor ki büyük ihtimalle yine Yasin... Emre Okur yine kanada geldi hocam. Yasin'in çıktığında Emre Okur yani kenara gelmiş. Demek ki bu kenar oyuncularında bir sıkıntı vardı ki. İkisinin erkeni bir de. Ya dönüşler olmuyordu ya bir şeyler eksik gördü hocası ki değişiklik. Bir de mağlup duruma düşmeden önce ikisini de çıkarmış hocam. Evet. Yani 66'da gol yiyoruz, 64'te iki kenar oyuncu demek çıkıyor. Bu tip şimdi pozisyona gidikleri pozisyona bakarsan çoğu kenardan gelen evet. Toplarla pozisyona girmişler. Demek ki bir geri dönüşlerde sıkıntı oldu ki kenardan da fazla dayanamadı hoca bir değişiklik yaptı yani. Evet. Yönetmen arkadaşım reklam arası diyor. Bu arada Cengiz abimiz yine mesajını göndermiş. Okumazsak olmaz evet, Almanya'dan. Evet, ondan sonra girelim istersen. Evet. Almanya'dan iyi geceler. Ben Cengiz Okumuş Halil Bey. İnanılır gibi değil. Yine berabere kaldık. İnşallah ilk beşe gideriz. Buradan Elvan hocama sesleniyorum. Senelerce top oynamış bir Çorum olarak yeni sezonda takımın başında görmeyi istiyorum. Saygılarımı demiş. Teşekkür ederim. Sağ olsun. İyi dileklerine katılıyoruz. Teşekkür ettik Cengiz abi. Evet. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra ikinci bölümde grubun değerlendirmesini ve diğer konularla ilgili, başlıklarla ilgili görüşlerimizi size paylaşacağız. Birazdan buradayız efendim, bekleriz. Bu haftadan tekrar hayırlı akşamlar efendim. İkinci bölüm isterseniz hocam şeyle başlayalım, sonuçlarla başlayalım. Grubun değerlendirmesiyle. Tabii. Sevgili yönetmenim alabilir miyiz sonuçlardan başlayarak? Başka bir mailimiz yok herhalde. Yok şu anda yok. Hocam bu frekans değişikliğinden sonra izleyici oranımızda düşüş var. Onu anlıyorum bu şeylerden, yorum gelmemesinden. Evet. Şimdi ilk maç... Osman Eçorum Bey'le zaten söylemiştik. 1 puan veya 3 puan diye düşünmüştük. Kocaeli Cizre maçı tekrar 1-0 olur demiştik. Karaköprü Tepecik maçı ben bu maça özellikle 0 olarak düşündüğüm için beraberlik kesinlikle Karaköprü ikinci yarı baştan sonra hep beraberlik kalan en çok puan toplayan takımlardan bir tanesiydi. Bir de geçen hafta Tepecik evinde mağlup olmuştu. Evet, evinde mağlup olmuştu. Tepecik bence iyi bir takım, hakikaten iyi bir takım ama bir türlü organizasyon olamadı. Hala buralarda ama şu anda da bakarsak puan durumuna yaklaşmış görülüyor. Bu galibiyet onların... Umudunu devam ettirdi. Tabii, kesinlikle umudunu devam ettirdi. Zaten Arsın Kızılcabölük, bu da enteresan bir sonuç olarak düşünüyorum. Tabii Kızılcabölük de kesinlikle playoff'a kalmayı hemen hemen... Garantilemiş gibi. Yani %80-90'larda garantiledi. Tekirdağ Adliye, işte haftanın sürprizleri bu Aydın, Karacabey Birlik ve Tekirdağ Adliye maçları. Yani şimdi özellikle Karacabey'in kendi açısından şu anki puan durumuna bakacak. Karacabey'in 39-42 puan yapacaktı ki 3 puan aldığında. Evet. Playoff o kadar yaklaşacaktı ki ama şu anda Aydın Spor'un da düşme potasında biraz önce söylemiştim pozisyonları seyrederken. Telafisi olmayan, hakikaten her iki takımda biri düşmeye oynayan, diğeri de üst sıralara tırmanmak için oynayan maçlarda bu tür sonuçlar normaldir. Hocam bak Tekirdağ-Ankara Adliye maçı. Tekirdağ yanlış hatırlamıyorsam 60. dakikada 10 kişi kaldı. Adliye 1-0 öne geçti.
Tekirdağ 10 kişiyle maçı çevirdi. Şimdi yaş ortalaması 19-20 olan bir takımın, çok koşan bir takımın neler yapacağı kestirmek zor. Çok çok. Yani hiç kestiremezsin. Çünkü zamanda Çorumspor'da bizim de başımıza geldi o tür şeyler. Ama kendi açısından hem Tekirdağ'ın hem Aydınspor'un puan almaları, üçer puanla tanışmaları, Osmaniye'nin puan kaybetmesi. Hocam attığı Ankara attığı da fazla uzak değil. Anlatamadım Ota ya. Yani. Da Osmaniye'nin puan kaybetmesi, şimdi Adliye'nin de bakarsak 33 puanı var. Evet. Diğer Osmaniye'ye göre 3 oradan 6 puanlık yani bir iki maçlık hala aradaki şeyi koruyor Adliye. Evet. O da büyük bir şeydir, avantajdır. Hocam bu maçı yenilmesi mesela otomatikmen Tekirdağ'a Tabii otomatikle kesinleştirmişti. 6 puan bitiriyor işi yani. 6 puanlık maç. Tarsus'un normal sonuç düzdür. Tarsus bu saatten sonra play-off'u, her şey olabilir. Gerçi play-off değil, şampiyonluk. Ben şeyde de görüyorum yani. Sultanbeyli sürpriz yapar dedim ama hocam gerçi o maça gelince konuşalım. Evet, Payas Elaziz belediye maçı. Ben bu kesinlikle sıfır olarak düşündüğüm bir maçtı ki. Ben 2 diyordum hocam. Ben 2 olarak hiç düşünmedim ben bu maçı. Çünkü Payas benim seyrettiğim Tarsus'tan sonra grubun en iyi organize olan takımı. Bak kesinlikle diyorum. Bu yaklaşık 18 takım seyrettim. Çoğu içeri dışarı. Seyrettiğimde şu andaki bulunduğu konumla yakışmayan bir takım. Gerçekten yakışmıyor. Ama hocam şimdi 4'te 4 yaptılar. Bak adamlar onu diyecektim. 4'te 4 yaptılar. 12 puan aldı. Ve ya, hakikaten de yakışır. O kadar komplike bir oynayan bir takım ki. Defansından, kalecisinden, forvetine kadar sahayı çok iyi kullanan bir takım haline gelmiş. Oynayan futbolcular da devre arasında aldıkları futbolcular da kaliteli futbolcular. Katkı yapmışlar. Tamam. Müthiş bir katkı yapmışlar. Zaten bir takım alınan transferlerde bu şekilde takıma katkısı yansıyorsa doğru tercihler yapmışlar diye düşünüyorum. Evet. Uşak, Sultanbeyli, Uşak'ta inişi çıkışlı şeyine son devam ediyor. Evet. İstikrar yoktu. İstikrarına devam ediyor. Kendisi gibi şeyi kovalayan, playoff'u kovalayan Sultanbeyli'yi kendi evinde 1-0 yenerek 3 puan alarak kendine büyük bir avantaj sağladı. Evet. Puan durumuna geçelim. Önce. Evet. Şimdi zaten biraz önce eğer Uşakspor bu hafta berabere falan bitirseydi puan farkı yaklaşık 3'e düşecekti ki bu da büyük bir dezavantaj. Arkadan ondan gelen, sonra gerilim artardı hocam Uşak'ta. Arkadan gelen işte ben hatırlarsan her zaman onu söylerdim. Evet. Önde koşan değil arkadan tavşan koşan. Olmayacaksın. Arkadan gelen tilki olacaksın. Her zaman tavşanı takip edeceksin. Çünkü koşularda atletizmde önce tavşanı atarlar. Tavşanla yani evet. Oyuncu hızlı koşana şey yapana taktiksel olarak bir tavşan atarlar öne onu takip ettirirler sonra tavşan geri kalır arkadakiler hızlandır. Tarsus da o şekilde yakalayabilirdi. Zaten tek tek girme yerine Tarsus, Kızılbeyli ve Sultanbeyli %80 playoff'u garantilediler. Yani işte bizim bu haftaki maçımız eğer var olma maçımız yani beraberlik bile bize 3 puan gibi düşünüyorum. Çünkü aradaki 2 puan fark önemli bir fark değil. Evet. Daha çünkü 4-5 maç kalıyor. Yani önemli bir fark değil. Yapılan, oynanmayan 5 maç var. Yaklaşık 5 maçta 4 kalıyor hocam. Şeyden sonra 5 maç. Maç 4, maçından sonra 4 kalıyor. Kalıyorsa 4 tamam. Maç çok önemli. Çünkü bakmadım ama kimle oynayacaklarını yani puan kaybetmesi her an. Çünkü o kadar denk takımlar ki düşen de en tavandaki takımlar da puan kaybedebiliyor. Düşen takımlar üstteki takımları yenebiliyor. Hocam ben bu arada lafını keseceğim. Estağfurullah. Yani şimdi Çorum Elazığ ile oynuyor değil mi? İnanın şu pozisyonda Elazığ ile mi oynamak istersin? Aydın, Tekirdağ veya Osmaniye onlarla mı oynamak istersin? Elazığ ile oynamak isterim. Ha, onu diyeceğim. Yani can derdine düşen takımlarla oynamak öyle her zaman. Uzak dursun. Çoksun. Hakikaten uzak gerçekten. Dursun. Gerçekten. Çünkü Can Havli ne yapacağını bilemiyorsun. Kestiremiyorsun. Evet. Şimdi Elazığ çok rahat kesti. Tarsus'u çok rahat kestirsin. Kızılca böyle çok rahat kestirebilirsin. Neler yapacağını masaya yatırabilirsin ama şimdi yaralı bir insanın ne yapacağı hiç belli olmuyor. Bizim o anlamda avantajımızı şu görüyorum. Yani kalan 4-5 maç için oynayacağımız tüm takımlar ortada hocam. Ama şimdi ortada ama mesela şimdi Düzyurt, Karacabey, Cizre, Elazığ. Elazığ'dan sonra nereye? Düzyurt'a gidiyor hocam. Düzyurt
Şimdi olur mu? Elazığ'a gideceğiz. Elazığ'da içeride maçı var. Elazığ'da sonra içeride Cizre geliyor. Cizre maçı var. Cizre. Şimdi Cizre açısından da bu hafta önemli. Cizre kiminle oynuyor bu hafta? Bakacağımızda. Payas'la oynuyor. Payas. Şimdi çok önemli bir maçı çıkıyor. Bunlar Cizre için final maçı. Eğer Cizre bu maçı kaybederse bizim için rahat bir maç olur. Evet. Hocam ben zaten şimdi mesela Karacabey şu anda yarıştan kopmuş mu? Hayır. Ama ben diyorum ki son maç bizim için bir avantaj olacak. Kızılca bölüğün garantilemiş olması sondan bir önceki hafta buradaki. Ben yok şey Karacabey'i düşünmüyorum. Düşünme şansın yok çünkü Elazığ 44 yap, Karacabey 5 puan 4 maç kalmış. Önemli zor. Önemli bir puan. Şu hafta kazanmış olsaydı farklı edilirdi. Tabii tabii yok. Bu yapsaydı. Hafta deplasmanda değil miydi? Deplasmanda yenilmeseydi. Evet. Şeye yenilmişti. Aydın'a yenilmişti. Yenilmeseydi kesinlikle şimdi düşünsene 3 puan düşün ortaya koyduğu zaman 42 puandı. Aynı yani puandı. Bizim bizimle aynı puanı sağlayacaktı. Evet. Avantaj sağlayacaktı ama şu bu saatten sonra kaybettiği bir maçtan sonra mümkün değil. Yani ilk 5'e girme şansı yok çünkü önünde çok takım var. Artı bir defa Elazığ var. Evet. Tek takımı geçmesi yetmiyor. Mümkün değil. 4 tane mümkün takım var üstünde mücadele edecek. Tek bizim rakibimiz Elazığ'dan sonra. Ha Elazığ'da kaybedersek bizim Cizre maçının hiçbir önemi kalmıyor. Evet. Ben onu da söyleyeyim. Ondan sonraki süreçte çünkü 42. 5 puan yapıyor aradaki puan farkını ki Cizre açısından. O da yaklaşık en kötü 2 maç yapar. Bir de kira baraj üstünlüğü var o yakalamış yani. Olacağım. 2 puan eşitliğine dahi. Senin üstüne gidiyor. O yüzden çok zor oldu. Yenildiğimiz evet. Anda dediğiniz gibi. Ama Cizre'nin de final maçı olacak. Evet. Çünkü şimdi Cizre bu hafta Payas'ı yendi diyelim. Öyle bir düşünürsek. Buraya 43-44 puanla gelecek ki beraberlik de veya şey de o da 6.lığı ilk 5'i kovalayacak. Kesinlikle. Yani, ama yenilmesi halinde o da tamamen biz yendiğimiz anda oraya çok farklı noktaya gidecek. Kesinlikle. İstersen hocam bir şey bitirelim. Bu arada gelen şeyler var. Tabii tabii. Şunları da bitirelim. Evet. Şimdi bu hafta Sultanbeyli Tekirdağ kesinlikle şimdi konuma bakarsak Sultanbeyli'nin de bir 3 puan aldığı zaman %100 garantilemiş oluyor playoff'u. Evet. Tekirdağ'ın şansı olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de oynanmamış maçın sonucu biz sadece tahmin ediyoruz. Kesinlikle. İşte haftanın finallerinden 2-3 maç var. Bir tanesi Elaziz Belediye Çorum maçı. Evet. Ben Elaziz Belediye'nin bu baskıyı kaldıracağını, o kapasite futbolcuların olduğunu tahmin etmiyorum. Belediyenin en kötü bir puan alacağını düşünüyorum aradaki puan farkını koruyarak. Cizre Payas maçı ikinci derbi. Bizim açımızdan da kritik doğru hocam. Bizim açımızdan da bak şimdi sadece Payas'la Cizre arasındaki maç mücadele için söylemiyorum. Bizim açımızdan da Cizre Payas maçı çok önemli. Evet. Düzcürt Kocaeli sıfırlık bir maç diye düşünüyorum ben bu maça. Çünkü her ikisinin de yaklaşık rahatlar. Çok rahatlar ve rahat bir futbol. Gollü bir maç olacak diye düşünüyorum. Tepecik Aydın maçı Tepecik açısından çok önemli. Aydın Spor'un düşme potasından kurtulmak için çok önemli. Bir galibiyetin moraline gidecek. Üçüncü maç olarak çünkü burada alınacak sonuç da bizi çok ilgilendiriyor. Evet. Tepecik maçı. Zaten Uşak-Osmaniye maçı ayrı bir final. Bakın ben bu maçta da Osmaniye en kötü bir puan alacağını düşünüyorum. Sürpriz bekliyorsunuz. Bekliyorum benim. Ben tek sürpriz maçım benim Osmaniye maçıdır. Adliye-Karaköprü maçı bir puan. Bence bunlar her iki takıma da çok iyi bir puan. Avantaj sağlıyor. Evet. Kızılcabölük-Tarsus maçı Tarsus açısından çok önemli bir maç. Evet. Kızılcabölük açısından bir önemi olmayan. Fazla bir yani fazla yok. Bir önemi olmayan. Alacak bir puan da %90 garantileyecek. Karacabey Birlik Arsın maçı da zaten fazla sürpriz fazla olacak. Bir sürpriz olacak pozisyon gibi görünmüyor. Yani sonuçta 3 tane 4 tane maç var. Biri kendi maçımız. Diğer 3 tanesi de bizi gelecekteki puanlar almadığına ya rahatlatacak ya da diken üstüne bıçak sırtına tutacak maçlardan birer tanesi. Evet. Gerçekten yani üst taraf açısından da yani üst taraf derken playoff noktasında. Geç şampiyonluğu da artık yani eskisi kadar ben Uşağı rahat görmüyorum. Görmüyorum. Hayır abi. Kesinlikle yani, söylüyorum. Kesinlikle, hele bu hafta. Gerçi Uşak zor ama Tarsus'un dışı kolay Uşak, değil. Uşak-Osmaniye maçı da riskli. Kızılcabölük Tarsus maçı da riskli. Gerçekten. Ama her Kızılcabölük daha rahat Tarsus'a göre. Evet. O biri demin dediğimiz hocam can derdindeki evet, Osmaniye ile yani.
playoff'u garantilemiş bir Kızılcabörük şeyi daha şey anlamda. Evet. Hocam ben Adliye Karaköprü maçının da gerçekten kritik olacağını, çünkü ikisi de 33'er puanda, alttan kopmak adına da önemli dedi. Ama dediğiniz gibi işte birer puan alırsa, birer puan çok önemli. Onlar 34 yaparsalar onlar şey yapabilir. Maçı beraberlik olabilir o maç. Evet. Şey beraberlik yüzdesi de yüksek yani. Yüksek. Çünkü her iki takıma da yarıyor. Şimdi tek takıma yarasa, bir takıma yaramasa haklısınız ama iki takıma da yaradığı için birer puan. Evet. Diğer rakiplerine göre avantaj elde ediyorlar. Bu iki tane mesajımız var hocam. Onları da okuyayım isterseniz. İyi akşamlar hocam. Ben İskenderun'dan İsa, kızım Zeynep ile takip ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Bizi bayağı takip ediyorlar. Evet. Payas Elaziz Belediye maçını canlı izledim. Bak hocam, bu düşünce izlemiş birinden fikir almak önemli. Tabii. Payas iyi bir hava yakaladı. Elaziz Belediye hiçbir varlık gösteremedi. Çok vasattı. İnşallah bu hafta kazanırız. Saygılar, sevgiler. İnşallah İsa kardeş, yani en büyük temennimiz o kazanır. Tabii ki yani biz Elaziz Belediye maçında kendimizi hakikaten avantajlı ben görüyorum. Çünkü Elaziz bu tip final maçlarını kaldıracak kadar tecrübeye sahip bir takım değil. O anlamda avantajlıyız diyorsunuz. O konuda çok avantajlıyız. Evet, bir sistem dölü çaycı Murat kardeşim yazmış. Onun görüşlerine de saygı duyuyorum. Tabii, ne demek. Şehrin umutlarını çalan bu takıma ne söyleyeceğimi bilemiyorum diyor. Çaycı Murat kardeş, umudumuzu kaybetmiyoruz. Ne yapalım? Umut fakirin ekmeği. Şampiyonluk dediği olmadı. Şimdi playoff için işte bir saattir burada ağız döküyoruz. Nasıl yaparız? Şimdi playoff atarız diye. Çıkmadık candan onun tabii ki. Futbolda böyle bir şey. Futbol maalesef böyle bir şey. Sonucu kestirilemeyen. Evet. Ama dünya piyasasında bir sektör haline gelen bir oyun. Evet. Maalesef seyirci kapasitesi o kadar yüksek ki, parasal yönü o kadar, reklam yönü o kadar yüksek ki, ama bir şey var ki hiçbir para, hiçbir şey, hiçbir sonucunun kestirilemeyen bir oyun şekli olduğu için de bu kadar değerli zaten. Evet. Umudumuzu kaybetmiyoruz Murat kardeş. Umudumuzu devam ettiriyoruz. Ne yapalım? Yani sonuçta bir takım çıkacak playoff'tan. 3 yıldır oynuyoruz. İnşallah bu yılda oynar. 1-2 sıçrar, 2 sıçrar dedik. 3 sefer sıçradı. Belki 4. de sıçrama çekecek hocam. Ne yapalım, değil mi? Tabii yani yapacak bir şey yok. Sonuçta eğer her takım şampiyonluğa takım kurup da 5-6 takım çıkmıyor. Yani. 18 takımdan, 20 takımdan bir takım şampiyon oluyor. Diğer takımlar da işte birkaç senenin hazırlığını yaparak kendi takımlarını kuruyorlar. Yoksa 3-5 tane, çünkü bütün takımlar para harcıyor. Şimdi para harcamayan hiçbir takım, transfer yapmayan hiçbir takım kendini hazırlayamaz. Evet. Yükseklerde oynayamaz. Ha, kimisi transfer yapar, vasat transfer yapar. Kimisi üst seviyede transfer yapar. Üst seviyede tabii genelde şöyle de şanssızlıklar oluyor takımlarda. Üst seviyede yaptığın transferden faydalanamıyorsun. Vasat yapan transferlerin birçoğu orada sivrilip göze batıp çok daha katkı çok yapıyor daha takımına. Takıma katkı yapıyor. Bu tip şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Evet. Ama genelde de planlı, sistemli giden her takım, önüne birkaç seneyi koyan, masaya yatıran ve o sisteminden vazgeçmeyen bir takım kesinlikle en az ikinci senesinde olmasa bile üçüncü senesinde çok beklediği üst seviyelere gidebilir. Hocam ben yıllardır savunduğum bir şey var. Bizim dediğiniz 3 yıllık, hani 3 yıl diyorsunuz ya, biz o planlamayı maalesef Çorum Spor'un kurulduğu tarihten bu yana yapamadık. Çorum Belediye Spor'da da aynı yanlışlar devam ediyor bana göre. Ya bakın arkadaşlar, işte ben buna karşıyım. Bir takımı, evet, Çorum Belediye olsun, Çorum Spor olsun veya işte Tarsus olsun, biz şunu yapamıyoruz. Bu takımı yöneten insanlar yöneticilerdir. Bu takımı yöneten insanlar seyirciler değildir. Evet. Taraftar değildir. Taraftarın işi sabırla bu takımı, yapılan takımı desteklemektir. Bu seyircinin akımına kapılan, seyircinin gazına gelen, şehir takımlarının bu tip hatalarına düştüğünü görüyoruz. Hayır, ben sistem takımıyım diyeceksin ama bunu taraftarına kesinlikle ve kesinlikle üstüne basa basa anlatacaksın. Şimdi bu şekilde anlatırsın, 3 yıla yayarsın ama ilk senede şampiyon olursun.
Olur mu? Bu farklı bir şey. Tabii ki olur. Yani olmaz diye bir şey yok. Örnekleri çok. Örnekleri de çok yani. Evet. Ben iyi biliyorum ondan. Ama bunu taraftarına anlatmazsan o havayı yakalayıp birden şampiyonluk dersen, çünkü o anda da o takımda da belki sen planlama yaptın, çünkü şampiyon 3 yıl sonuna yaydın o şampiyon. Sen 3 yıl sonrasında görüyorsun şampiyonluğu, ama o takım bir havaya girdi, o havayı teneffüs etti. O şampiyonluğu, o baskıyı kaldıramayacak sporcu grubu da olabiliyor. İşte bizi yanıltan konu bu. Yani bizim aslında en büyük düşüşlerden, sebeplerden bir tanesi de bu. Şimdi sadece kenar yönetim futbolcu mu kaldıramıyor? Yeri geliyor, kenar yönetimi kaldıramıyor bunu. Yeri geliyor, yönetim kaldıramıyor. İşte şimdi oradan yukarı doğru çıkacağım. Şimdi sağdan futbolcu girdi, kaldıramıyor. Turbeli. Belki. Şimdi futbolcu kaldırıyor, kenarda hoca kaldıramıyor. Ağır geliyor. Çünkü hoca da o sistemin bir parçasını düşünürken kendini birden başarı, çok başarılı isteklerin, arzuların içinde buluyor. Orayı kaldıramıyor. Hazmedemiyor. O hazmetse bile ya kenarındaki ya da tribündeki yöneticiler çok ayrı bir havaya sokuyorlar. Takımın şeklini, hocanın şeklini, hepsini değiştirmeye çalışıyorlar. Yönetici olmuyorsa sahadaki tribündeki seyirciler. Bunu için planını, sistemini yapacaksın. Tahtaya 3. yıl olarak yazacaksın. Yapılanmanı yapacaksın. İşte tesisler yapıldı. Yapılanmanı yapacaksın. 3. senede şampiyon olacak gibi takım kuracaksın. Şu anki kurulan takıma sahip çıkacaksın. Bir dahaki sene kesinlikle hemen hemen %80'ini koruyacaksın. İçine yapılacak %20'lik transferle, tabii bunlar seyirciyle, basın yoluyla izah edilerek, anlatılarak. Kabul açık, şeffaf olarak. Şeffaf olacaksın. Bunu zaten sakladığın müddetçe halk bir şekilde öğrenir. Benim şu anda Çorum Belediyespor'da o konuda sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ama şeffaflık noktasında. Yani şimdi şu, belki şimdiye kadar yoktu. Bir de biraz da kurumsal bir takımın olmasından dolayı olabilir. Bir yani belediyenin kendi iç hassas konularından olabilir, dışarı yayma fazla şeffaf hocam, olamaması. Ben, devlet sırrı değil ki hocam. Şimdi ben şunu diyorum. Yıllarca bir Çorumspor'da siz de oynadınız. Takım galip gelirdi, atıyorum 1000 lira galibiyet primi. Mağlup olurdu 500 lira ceza. Yani bu açıklanırdı ya, bu devlet sırrı değil. Tabii yani o kadar şimdi, basit, bunlar basit ya şeyler. Ya ceza verdik yani. Deniliyor. Ya ceza ne, miktar ne veya prim veriliyor. Ya işte tribünler yanlış anlar, açıklamayalım. Şimdi bunlar yanlış anlayacak diye bir konu yok. Şimdi verilen para da Çorum'un parası. Verilmeyen, kesilen ceza da Çorum halkının parası. Yani şimdi bana diyebilir mi ki hiçbir yönetici, biz de yıllarca bu işlerin içindeyiz. Ben 5 lira verdim, 10 lira verdim, içeride kaldı. 100 lira verdim, içeride kaldı. Bir şekilde verirsin, yardımcı olursun ama o parayı bir şekilde de alırsın. Bunlar zaten içerideki yönetimsel sıkıntılardır. Yönetimsel çözümlerdir. Ama sonrasında o parayı kesinlikle tahsil edersin. Evet. Peki hocam, bu arada girmişken şimdi aklıma geldi. Geçtiğimiz hafta sonunda yapılan açıklamayla ilgili sizin de görüşünüz gerçekten merak ediyorum. Emre Okur'un fiyatının düşürülmesi. Şimdi işte bu da bir şeffaflık dedin. Bundan hiç şeffaflık olmaz işte. Ama fiyatı neydi ki düşündü? Takımdaki denge neydi ki? Şimdi takımdaki en üst seviye neydi ki? Limiti, yüksek limiti. Ben bilmiyorum tabii de. Yani yüksek limit ne kadardı? Yani şimdi bir limit vardır. İşte 150 ile 200 arasında bir şey yoktur. 100 ile 150 arasında bir şey yoktur. Ama 100 ile 250 arasında çok büyük bir fark vardır. Bu kadar açık mıydı fark? Yani hocam şöyle, şimdi benim bildiğim kadar rakamlar, tabii dediğiniz gibi tam net olarak bilme tabii şansımız yok. Yani bunun içinde yorum yaparken de afaki bir şey söylemek istemiyoruz. Hocam, bilmediğimiz bir konu da. Bu konu gündemde, bu program da tartıştık. Devre arasında yapılan transferdekilerin takım içinde dengeleri bozması noktasını. Şimdi sezon başında atıyorum ilk yarıdaki performansıyla büyük katkı sağlayan isimler 180-200 arası alırken... Şimdi ben o konuya geldim işte. Ben de sana bir konu anlatmıştım. Emre Okur... Ben de bir örnek vermiştim sana. Evet. Dedim ki, biz 150 bin lira sene 90'da, 91'de imza atarken Çorum Spor'a, Salih 400 milyona imza attı. Şimdi evet, anlatmıştım hatırlatmış. Evet. Şimdi biz de demiştik ki futbolcu
çevresi, camiası olarak, o anki grubumuz olarak o zaman çıksın, Salih oynasın. Sağdan orta yapsın, soldan gol atsın demiştik. Gerçekten de Salih çıktı. Tak tak tak. Yani gol kral oldu biliyorsun işte. Yani evet. Takımın en fazla gol atanlardan bir tanesiydi. O dönemde takım şampiyonluk yaşadı, playoff yaşadı. 4 sene, 5 sene işte. 90'da 95 arasında 5 yıl üst seviyede bir sezon geçirdi Çorumspor. Evet. Buna katkılarından kim yaptı? En çok tabii tüm takımın futbolcularının, hocasının, tribünlerin faydası vardı ama Salih hem liderlik yaptı, takım kaptanlığı yaptı. Hem de gol kralları yani her pozisyonda liderlik yani hepsini çok yaptı. Evet. Onun için sonradan biz Salih'ten ne de yaptık? Kardeş helal olsun özür diledik. Şimdi Emre Kurda geldiğinde şimdi takıma oturup liderlik veya işte fiyatı bilmediği için katkı fazlasıyla sağlasaydı şimdi bu sporcular hiçbiri konuşmazdı. Çünkü sporcu para kazandığı müddetçe konuşmaz. Puan kazandığı müddetçe konuşmaz. Sporcu ne zaman puan kaybeder? Ne zaman para kazanamaz? O zaman farklı şeyler arar. Kol kola gezdiği arkadaşını çok çabuk satar. Öyleyiz ama yani. Bizi birleştiren para... Profesyonellik bu maalesef. Hayır, para ve başarı. Onun aksine yapılan her türlü hareket kandırmacadır. Kesinlikle kandırmacadır. İstisnalar kaideyi bozmaz. Ama liderlik aranır, para aranır, başarı aranır. Zaten bunlar da geldiği zaman hiç oynamayan dahi sesini çıkartmaz. Para gelsin de önemli değil sonuçta. Peki hocam yani şeyin artı yapacağını düşünüyor musunuz? Hayır. Emre Kur'un? Hayır. Piyade indirmesinin bu aşamadan kesinlikle sonra? Kesinlikle hiçbir faydası yok. Dengeleri sağlamak bu aşamadan sonra yani. Ya şimdi takıma katkı olmadıktan sonra fazlasıyla... Önemli olan taraf o diyorsunuz. Yani şimdi Emre Okur yarın dese ki ben hiç para almadan oynayacağım dese... Sağda katkı yapmadıktan sonra... Hiçbir şey değişmez benim için. Ben Emre Okur'un dışarıdan seyreden bir insan olarak aldığı para hiç bakmam ben. Ben sahada vereceği, takıma sağlayacak katkıya bakarım. Evet. Aldığı para beni ilgilendirmez ki. Yöneticiyle ikisi anlaşmış almış. Onlar onun sorunu diyorsunuz. Onlar onun sorunu. Ben sadece Emre Okur'un sahada vereceği takımına sağlayacağı katkıya bakarım. Anladım. Gerisi benim için hikayedir. Bir mesajımız var hocam onu da okuyayım. İyi akşamlar hocam. Bence bu takım Elazığ maçında da bir varlık gösteremez. Bir puan alsak ne olacak? Evinde Cizre maçı seyircisiz. Hem de bu takımın evinde puan kazanma alışkanlığı yok. Selamlar, iyi yayınlar. İnşallah seyircisi maçta kazanırız kardeşim. Yani ismini diyelim olsun, ismini okumadın mı? bu şekilde biraz şeye tabii kendine göre doğru düşünceler ama biraz basite indirgemiş. Yani o düşünceyi bir puan çok önemli bir maç. Şey puan. Elaziz'den deplasmandan 2 haftadır deplasman oynuyorsun. Tabii ki 3 puan. Birinin 3 puan olmasını isterdik ama şu anda oynayacağın takım hocam şu iki maçı rakibin, şu anki senin rakibin. Hocam Elaziz'le Karacabey kazanmış olsaydı bizim Osmaniye'deki bir puanın hiçbir anlamı yoktu bana göre. Tabii canım. Ama kesin. O ikisi kaybedince dediğiniz gibi. Şu anda çok önemli oldu. Şu anda çok anlamlı oldu bu puan. Birebir rakibin. Yani kesin. Şu anda Elaziz senin birebir rakibin. Direkt yani rakibin. Hiç ne Tarsus, ne Uşak, ne en alttaki işte Arsin, Tekirdağ onlar değil. Senin şu anda rakibin var olma savaşını vereceğiniz takım Elaziz. Kesinlikle. Onun dışında bu şekilde düşünürsen daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü bir puan, bir puan bile çok önemli. Arada iki puanın puan farkın açılmıyor. Var hala ben varım diyorsun. Önünde dört tane. Yani hala ben varım diyebilme maçın senin. Kesinlikle. Zaten vereceğin -3 puan da yok olma maçındır. Tamamen ligi bitirmiş olsun. Tamamen hem ligi bitirmiş olsun hem de çok aşırı, %90 gibi bir şansa kalır. Hatta 99 gibi bir şansa kalır. Tamamen yani işte ne bileyim işte bu şeye benzer yer yarılacak, deprem olacak falan filan gibi olaylara kalır yani 3 puan kaybımızda. Evet. Ama 1 puan kaybımız, pardon beraberlikte 1 puan bile bize çok şey kazandırır. Evet hocam, Elaziz maçıyla ilgili savunmada Yakup Yiğit cezalı oynayamayacak. Vallahi şimdi
onun yerine... Ben hiç öyle şeylere takılmam. Ya tamam, Yakup Yiğit bu miyak taşlarından bir tanesi. Ama kesinlikle de bir oyuncu oynamıyor diye de... Kesinlikle. Ha, yani ona, o zaman kayıp mı? Kayıptır. Onun yerine oynayacak arkadaşımız da en az onun kadar başarılı olacağına ve başarılı olmak zorunda... Çünkü formayı kapıyor. Hem formayı alacak. Hem orada 11'de oynama şansını yükseltecek. Hem de kendi oynadığı maçta belki alınacak 3 puan formayı, onun devamlılığını kazandıracak. Sizin hep şeyiniz vardır. Elde bir transfer sezonunda da en azından takım noktasında evet. Kendi takımıyla ilgili evet. Elde bir takım olacak. Takım aramak gibi bir şey olmayacak. Aynen. Takım aramayacak. Burada kalmanın hesabını yapacak. Evet hocam. Yani geri kalanında fazla bir değişiklik olacağını düşünmüyorum kadroda. Kesinlikle. Yani hocam yine bizim sezon başından beri en büyük değişim yaşanan nokta kanatlar. Kanatlar. Bizim. Yani şimdi gerçekten muhtemel 11 yazıyoruz Cumartesi gazetesine. En büyük zorlandığımız nokta kanatlar. Mesela geçen hafta 11'de oynayan Taner'in bu hafta 18'e dahi almaması. O da bir enteresan. Demek ki var bir şeyler yani. Performansı mı acaba yoksa bilemiyoruz. Yani. İçeride bilmediğim için de yorum yapma şansımız yok. Doğru. Şeyci falcılık yapmayalım. Yani. Evet hocam inşallah dediğiniz gibi Elazığ maçından. Neyse hocam önce şeylere gelelim de en son yine belediyeye döneriz. Evet. Etis Lisesi maçını izlediniz. Evet Etispor Bal'daki takımımız hakikaten maça çünkü çarşamba da kendi şu anda Samsun grubunda kalabilme adına Bal'da tekrar oynamak için yani şey evet. Playout mu diyoruz ona kalabilme adına düşmemek için 3 puanı çok ihtiyacı olan bir takımdı. Ama bizim takıma göre gerçekten kaliteli bir takım. Çarşamba bizden daha kalite ama iyi para harcamışlardı. Başa baş bir mücadele oldu. Biz de birkaç pozisyon, net gol pozisyonları kaçırdık. Ama işte maalesef kenarda oturan arkadaşlarımız, 11'den oynayan arkadaşlarımızdan daha kuvvetli olacak deriz her zaman. İsteriz yani. Hamle yaptığın oyuncu. Hamle yaptığın da hiç gözün kapalı şöyle elini attığın zaman birini yakalayabilirsin, ikisini yakala ki. Yani hiç bakmıyorsun, şöyle alasın. Maalesef işte kenardan oyuna soktuğun oyuncular takıma katkı sağlarken, oyunun şablonunu, şeklini yükseltmesi gerekirken o Etispor oyuncu değiştirdikçe gücü azaldı. Rakip oyuncu değiştirdikçe gücü güçlü. Yükseldi. Yani ters orantılı. Tam ters orantılı. Kapasitesi oranında mücadelesini yaptı ama gol yemekten de kurtulamadı. 1-0 mağlup oldu. Sağdan 1-0 ayrıldı. Tabii üzgündüler hepsi. Bir de kendi evimizde en kötü beraberlik. Bugün Sivas'a bu hafta koyacakları maça Gül Oynu'ya gideceklerdi. Çünkü bu hafta bir final maçına çıkacaklar. Evet. Alacakları bir puan kendilerini Sungurlu'da baraj maçı oynamaya şey yapacak. Aksi takdirde Sungurlu direkt Bala gidecek. Yani bundan sonraki bu haftaki yani bundan sonra değil, son herhalde son maçları. Son hafta bu hafta. Son hafta bu haftaki maç için de kendilerine üstün başarılar diliyorum. Allah yardımcılar olsun yani. Tek avantajlar hocam şunu görüyorum. Yani rakibin bir şeyin olmaması. İş bittiysen işte rahat bak. Şimdi bazen rahat takımlarla oynamak da sıkıntı. O da zordur değil mi hocam? Tabii çok zor. Yani düşen takımla rahat takımla oynamak kadar çünkü hiçbir kaybı yok. O da dezavantajı. Futbolcuya bir rahatlık verir. Sen diğer tarafta can derine düşmüşsün. Streslesin, gerilimdesin. Yenilmeyeceğim. 3-5 hamle düşünürken rakip hiç hamlesiz. Tek hareketlerde işi bitirecek. Sen 3-5 hamleyi birden düşüneceksin. Evet. Bu arada demin ki mesaj atan arkadaş Sefa Canbek hocam ismini yazmış. Hocam siz de eski bir futbolcu olarak ikinci arada ne değişti de bu takım bu hale geldi? Bir de Emre Okur'un yerine sağlam bir forvet alternatif olsa daha iyi olmaz mıydı? Emre Okur'un verdiği katkı ortada, selamlar. Emre Okur'la ilgili zaten bayağı konuştuk. Bir de geçmiş dönemden konuşmanın anlamı yok. Çünkü şu anda yaşandı, görüldü ve yaşamaya devam ediliyor. Onun için şimdi almasaydık. Gelmeseydik, dıklarla, diklerle, mışlarla bu iş olmaz. Bir şey başına geldiyse bunu çekersin.
Ondan sonra diğer şeyde bu hale düştüğünde zaten kimse çözemedi. Çünkü çözebilmen için içinde yaşayacaksın, içinde göreceksin, bir fikir oluşturacak. İşte antrenmanlı futbolcunla işte bir sürü şeyler var, unsurlar var. O unsurlardan hangisi tespit edebilmen için içinde biraz daha bulunman gerekiyor. O yüzden o konuda bir duyumlarla hareket edip burada yanıt yapmak yanlış. Yanıltmak olur. Belki yanlış bir noktaya parmak basarsın. O da pek sağlıklı olmaz. Evet. Ama düne kadar olanları unutalım. Sizler kalan 5 maça bakalım. Özellikle bu haftaki maça odaklanalım. Lütfen bu haftaki maçın sonucuna göre konuşalım. Evet. Hocam sonlarına geliyoruz. Bir de ben kısa bir paragraf Sungurlu Belediyesi paylaşmak istiyorum. Evet. Sizin o ilgili görüşlerinizi alayım. Gerçekten voleybolda birinci lige yükseldiler. Geçtiğimiz yıl ikinci amatör kümede mücadele eden evet. takım bu yıl birinci amatör kümede şampiyon oldu. Ve büyük ihtimal etiyle baraj maçı oynayacak. Çorum'u temsil etmek için balda. Yani istenildiği zaman bir belediyenin, belediye başkanının sporu sevdiği zaman neler yapabileceğinin gerçekten güzel bir örneği Sungurlu bana göre. Gerçekten doğru işler yaptılar. Voleybolda ve futbolda. Ve sonuç ortada. Gerçekten başta Abdülkadir Şahiner belediye başkanı ve kulüp başkanı Bahri Sezen burada da misafir ettik. Yani projelerle ilgili o zaman evet, da güzel şeyler söylemişti. Evet, çok değerli projeleri var anlattığına evet. göre. Onlar da hayata geçirdiler. Takdir etmemek elde değil. Az önce hocam siz söylediniz. Ben her programda tekrar ediyorum. Çünkü o eleştiriler aldığım için tekrar sizi de yani az önce dediniz ya Etiyeli sizde büyük başarı derim. Bu sefer farklı algılanıyor sanki. Bizim öyle bir düşüncemiz yok kesinlikle. Yani şimdi Sungurlu'nun başarısı Sungurlu'yla gurur duyarız. Osmancık'ın başarısı Osmancık'la gurur duyarız. Sonuçta Çorum'u temsil eden her takımla gurur duyarız biz. Hangi takım olursa. Bireysel de olsa bugün işte güreşçimiz çıkıyor gidiyor altın madalya alıyor. Avrupa dünya birincileri oluyor. Gidiyor işte tekvando'da birincimiz oluyor. Masa tenisinde oluyor. Derken bireysel hem takımsal oyunlarda Çorum'u kim temsil ediyorsa kim Türkiye'ye, dünyaya sesini duyuruyorsa, bunu verdiği emeklerinin karşılığını alıyorlarsa, hepsinin yanındayız. Bizim de başımızın tacı, hepsinin de yanındayız. Bizim takımlar gibi, bireysel sporcular gibi veya spor dalı, forma rengimiz yok hocam. Spor dalı gibi ayırma şansımız yok. Evet. Çünkü biz de bir spor adamıyız. Bırakın burada program yapmayı. Sporu seven insanlar olarak, bu işten ekmek yiyen insanlar olarak, tabii ki sizi desteklemeyip de Çorum takımlarını desteklemeyip de bireysel spor yapanları desteklemeyip de biz kimleri destekleyeceğiz? Yani bu bireysel sporlar dediniz hocam gerçekten hatırlattınız teşekkür ediyorum bu arada. Geçtiğimiz hafta spor lisesi atletizm takımı puanlı atletizmde yani gerçekten Çorum'un fazla alışık olmadı. Çünkü sonuçta yok yüksek atlamada uzun atlamada 110 metredir yani tek sporcuyla değil. Farklı branşlarda yapılan, kategorilerde yapılan yarışlar sonunda Türkiye ikincisi oldu. Yani gerçekten küçümsenecek bir başarı değil. Ahmet Koldaş hocamı atletizmde gerçekten tebrik ediyorum. Tarık Demir diye bir kardeşimiz var. Fenerbahçe formasını giyiyor. Yani Fenerbahçe kulübü adına yarışıyor. O da yine şampiyonluklarına devam ettirdi salondan sonra. Burada da şampiyon oldu 3000 metrede ve FAS'ta dünya şampiyonasında Türkiye ülkemizi temsil edecek. Yani bu gururları yaşatanlara teşekkür ediyorum. Ayrıca Çorum Belediyesi Gençlik Spor Bocce takımı da kısa sürede bu sene ikincilikte şampiyon olarak birinciliğe yükseldi. Aslında şunu şöyle söyleyelim. Tabii bu bireyselle takımsal oyunlar daha farklı oluyor. Bireysel oyununa yani spor yapan arkadaşlarımız biraz daha Türkiye'de şanssız diye düşünüyorum ben. Evet. Şimdi ama Çorum'u temsil ediyorsa bu arkadaşlara ben destek verilmesini düşünüyorum. Gerektiğini düşünüyorum. Evet. Şimdi bunu tabii ki sen ben söyleyerek konuşarak verebiliriz ama gerçekten bunu belediyeler, ticaret sanayi odası, iş adamları o konuda daha çok farklı sıkıntımız var. Daha farklı gözle bakıp bu arkadaşların ödüllendirmesi, bu işe daha farklı bakarak motive etmeleri, teşvik etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu arada Ticaret Sanayi Odası Sayın Başarınca da yeniden göreve gelmiş. Kendilerine de başarılar diliyorum. Kendisi de bir spor adamıdır.
Sportif anlamda daha aktif bekliyoruz aktif, kendisini. Evet, biraz daha kendisini aktif bekliyoruz. Hem bireysel olsun hem takımsal kesinlikle şeylere, bu şey haberlerde bu oyuncuları ödüllendirirse, ticaret sanayi odası işte iş adamlarını bir araya getirip o çocuk arkadaşlara başarının karşılıksız kalmayacağını onur etmek onur edilirse hem teşvik etmiş olurlar kesinlikle, hem çocukların bir adım daha sıçramasına motivasyonunu artırırlar. Çünkü evet, o çocuklar da takımsal oyunda motive daha farklıdır. Bireysel oyunlarda motive çok farklıdır. Kendi kendine motive oluyorsun. Diğerinde ben olmazsam bile arkadaşımın desteğini alarak motive olma şansım var. Evet. Ama bireysel spor yapan arkadaşlarının tamamen o anki ruh hali neyse hiçbir destekçisi yok arkasında. Onu itekleyecek. Bir tek kendisi, bir de tek hocası var. Aynen öyle hocam. Onun için ben bundan sonra Sayın Ticaret Odası ve iş adamlarımızdan bireysel spor yapan sporcularımız, başarı kazanan sporcularımız özellikle destek vermelerini, teşvik etmelerini istiyorum. Tabii diğer branşlarda da desteklerini esirgemediklerini de biliyorum aslında. Evet. Yani, çünkü sporu seven, var. Sporu seven bir iş adam grubumuz var orada. Yönetimimizin içerisinde yönetimimiz, çok yani, var. Evet. Evet, hem geçmişte spor yapmışlar. Evet. Hem profesyonel, hem amatör, hem de bireysel sporlara da önem veren insanlar var orada. Değerli insanlar. İnşallah daha fazlasını bekliyoruz. Çorumlu olarak spor seven insanlar olarak bekliyoruz. Yönetmen arkadaşım abi süre diyor mu? Son bir sözü söyleyeceğim hocam. Bu branşlarla ilgili, amatör branşlarla ilgili gerçekten Çorum'da yayın noktasında, yani duyurma noktasında yazılı basın olarak üzerine düşünüyoruz ama Kronometre diye bir program yapıyordu Sertaş kardeşimiz. Maalesef o bıraktı. Onların sesi oluyordu. Bizim de programın son bölümünde sıkıştırıyoruz. Haklarını helal etsinler. Yani süreden noktasında sıkıntımız olduğu için onlara fazla zaman ayıramıyoruz. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce onlar da bu ekranlardan söz şeylerini dile getirmeye çalışıyoruz. Bu arada ya şimdi ondan sonra da programdan sonra ben mesaj attım okumadın diyor arkadaş. Tam böyle bir terken hocam ya. Olsun, lütfen hocam, okuyalım yine de. En azından kaydalıp okuyalım, evet, ama bir yorum yapmayalım. İyi akşamlar Halil Bey. Elvan Hocam, sizlere iyi hafta sonları diliyorum. Size Mecidiyeceğim'den yazıyorum. Size ikinci amatör kümede iki takımıyla playoff grubunda kalan Mecidiyeceğim playoff'a oynayacak. Bu maçımızda sizleri aramızda görmekten kıvanç duyarız. Mecidiyeceğim Gençler Birliği Kulübü Başkanı. Evet Özkan kardeşim, inşallah bu arada iki takımımıza tebrik ediyorum. Playoff'ta da başarılar diliyoruz. Evet. İnşallah pazar olduğu için biraz zor gelirim ama Elvan Hocam müsait olursa inşallah biz sizi orada izleme şey olur. Efendim programın sonuna geldik. Elaziz Belediye maçında Çorum Belediyespor'a inşallah haftaya bu saatte galibiyet diyoruz. 11 haftadır diyoruz. İnşallah son verirler diyoruz. Ümit ediyoruz. Ama en kötü bir beraberlikte Erman Hocam'ın dediği gibi teselli olur. Son 4 haftaya playoff iddiamız devam eder diyorum. Başarılar diliyorum Cüneyt Hoca ve ekibine ve futbolculara. Başarılar. Sizlere de hayırlı akşamlar efendim. Haftaya görüşmek üzere.